nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Adrenalinden her yeri blurlu görüyorum. Ne yapıyorsun? Okuyor musun? Okuyorum. Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde okuyorum. Kaçıncı sınıf? Kaçıncı sınıf? Hazırlık. Bu ikinci senem birinci sınıf okuyorum. Nedir hedefin? Nedir hedefim? Hedefim, ya aslında birkaç soru geçmek istiyorum çünkü belli olmuyor ne olacağı açıkçası. Bir yarışma, biraz da rastgele sorular geldiği için kimine göre zor, kimine göre kolay sorular gelebiliyor. Hı-hı. Siz daha çok tecrübe etmişsinizdir tabii bu durumu. Yarışma hakikaten gerçekten dediğin gibi ne olacağı hiç belli olmuyor. Bilgi faktörü önemli, şans faktörü önemli, zamanlama önemli. Ama bu bir yarışma. Tabii canım. Kimle geldin? Liseden dershane arkadaşımla geldim. Hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Tanıyalım. Nesrin Raybaz, İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Batuhan'a şans diliyorum. Sonu ne olursa olsun iyi bir anı olacağı için. Mutluyum onun adına, kendim adına da burada olduğum için. Ne başarılar güzel. Diliyorum. Biz de başarılar diliyoruz. Batuhan, hazır mısın? Hazırım. Yarışma başlıyor. İlk soru. Duygusal bir duruma direnmekten vazgeçen birinin hangilerini suya indirdiği söylenir? A. Kürekler. B. Yelkenler. C. Köprüler. D. Kanatlar. B. Yelkenler, son kararım. Yelkenleri suya indirdin mi hiç Batuhan? Yelkenleri suya indiriyorsunuz. Özellikle erkekseniz mecbur indiriyorsunuz. Demek ki indirdin. Yani mecburen indiriyorsunuz. İndirdin mi? İndirdim. İkinci soru geliyor. Seher yeli ne zaman esen rüzgardır? A. Gün batmadan önce. B. Gün doğmadan önce. C. Öğle saatlerinde. D. Akşam saatlerinde. Ben seyirciye sorma joker hakkımı kullanıyorum. Hiç riske girmiyorum. Sevgili seyirciler, seher yeri ne zaman esen rüzgardır? Batuhan soruyor. A. Gün batmadan önce. B. Gün doğmadan önce. C. Öğle saatlerinde. D. Akşam saatlerinde. 10 saniye. B. %71 oranında gün doğmadan önce. Kendim bir şey bilmiyorum. Mecbur seyirciye güveneceğiz. B. Gün doğmadan önce, son kararım. Seher yeri duymadım. Seher. Seher yeri duydum ama bazı terimler hani günlük kullanımda yerine oturtursunuz ama altı da çok dolu olmaz. Seher yeli benim için öyle bir tanımdı diyelim. Yerkenler seher yerinde düşmemiş senin. Yoksa unutmazdın. Unutmazdım. İlk barajı geçtin, 1.000 lira kazandın. Üçüncü soru. Gelsin bakalım. Sanayide olduğunu söyleyen biri hangisini tamir ettiriyordur? A. Otomobil. B. Bisiklet. C. Bilgisayar. D. Buzdolabı. A. Otomobil, son kararım. Evet, dördüncü soru Batuhan. Bir bikini, bir mayokini ve bir döpiye satın aldıysanız poşetinizde toplam kaç parça vardır? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Şimdi bu konuyla ilgili döpiyesin ne olduğunu bilmiyorum. Yani muhakkak ki biliyorumdur, isim olarak bilmiyorum. Bikini 2, mayokini bir parça olması gerekiyor. Mayokini zaten erkek için hatırladığım kadarıyla. Belki de yanlış hatırlıyorum. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bakalım listesine Batuhan'ın. Kübra Aktekin, Kemal Budak, Nevin Aktekin. Kemal Budak arayayım. Kemal Budak. Neyin oluyor? Kendisi eniştem oluyor diyeyim kısaca ama çok sevdiğim, yani sanki insanlar hep berabermiş gibi bir abim aslında. Tamam. Akrabadan ziyade. Ne iş yapıyor? Kendisi avukat. Şu an bir hukuk bürosunda inşaatla ilgili hukuk işlemlerine bakıyor, uluslararası.
Bilgisayar belki bayanı mı tercih etsin acaba telefonda? Ya açıkçası Kemal abim jargonlara hakim bir insandır. Bunların jargonla bilgisi var mı? Yok ama yani jargon derken alanlarla ilgili, terimlerle ilgili iyidir. Ötekiler senin akrabaların mıydı, kardeşin? Biri kız kardeşim, öteki de annem. Kemal Bey, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar Selçuk Bey, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Baturhan size bir soru sormak istiyor. Hazır mısınız? Buyurun, dinliyorum. Kemal abi, bir bikini, bir mayakini ve bir döpiyez aldıysam poşetimde kaç parça kıyafet vardır? Tekrar eder misin? Bikini, mayakini ve döpiyez satın aldıysam birer tane, poşetimde kaç adet parça vardır? Şıkları söyler misin? 3, 4, 5, 6. Çok emin değilim, 5 gibi şey yaptım ama çok emin değilim. Tamam Kemal abi, çok sağ ol. Tamam, kolay gelsin. C5 son kararım. Mayokini kadın mayosu, erkek mayosu değil. Öyle mi? Evet. Döpiyes? Alt etek, üst ceket gibi. Yani döpiyesi dö. Dö. Yani ön dö. İkiden de çıkartabilirsin yani. Değil mi? İki baksın. Beşinci soru. Şirinlerin kötü adamı Gargamel, şirinleri yakalayıp onlardan yemek yapmaya karar verdiğinde hangisini pişirmeye çalışır? A. Şirin çorbası. B. Şirin türlüsü. C. Şirin pilavı. D. Şirin dürümü. Şirin dürümü aslında kulağa çok hoş geliyor. A. Şirin çorbası son karar. Altıncı sorumuz. Hangisini milletvekilleri seçer? A. Başbakan. B. Cumhurbaşkanı. C. Meclis Başkanı. D. Genelkurmay Başkanı. Yanlış hatırlamıyorsam Genelkurmay Başkanı atanıyor. Cumhurbaşkanı son yasal düzenlemeyle beraber halk oylamasına sunuldu. Başbakanı zaten biz partiyle beraber seçiyoruz. C. Meclis Başkanı son karar. Baraj sorusuna geldik ama sesli bir soru dinliyoruz. Peki. Who wants to... Dinlediğiniz Who Wants To Be A Millionaire, yani Kim Milyoner Olmak İster şarkısını seslendiren şarkıcı kimdir? A. Frank Sinatra. B. Elvis Presley. C. Miles Davis. D. Tom Jones. Rahatınızı hiç bozmayın. Son kararım. Umarım. ...15.000 aldın mı? Alacak mıyım? Aldın. Aldın mı? Bayağı şanslısın, ben sana söyleyeyim. Öyle söylüyorsun, tutuyor. Ya hayatını kulak dolgunluğu. Frank Sinatra'nın sesini açıkçası bir ara... Şimdi Tom Jones'un sesi çok belirgin, çok karakteristik bir ses. Tom Jones'u tanımıyorum yani. Gerçekten mi? Evet.
Gidince dinleyeceksin eve, eminim. Eve eminim, hemen de dinleyeceğim. 15 bin lira kazandın, kutlarım. Bu para senin, ne yapacaksın, ne yapmayı düşünüyorsun? Öncelikle bu parayla açıkçası yazın bir Avrupa turu yapmayı planlıyorum ama açıkçası Interrail tarzı bir şekilde değil. Buradan otobüsle veya arabayla çıkıp Yunanistan'a gidip hoşuma giden yerlerde çok uzun süreler kalıp daha sonra bu yolculuğu Londra'da tamamlamayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet, arkadaşınla bir konuşalım bakalım. Neler düşünüyorsun? Buralara geleceğini tahmin ediyor muydun Baturan? Baturan'a güveniyordum ama başında heyecan yapmaması için bu cümleyi kurmak pek doğru gelmedi bana. Az önce de lütfen dedim, içimden Frank Sinatra desin. Ben de seviyorum ve dinliyorum. Ama bu şarkısını bilmiyordum. Ama sesine tabii hakimim, yani tanıdık geldi. Çok sevindim şu an barajı geçmiş olmasına. Başarıların devamını diliyorum. Evet, biz de diyoruz. Aile ne iş yapıyor? Annem ve babam. Bir çikolata imalathanemiz var. Ne güzel. Çok büyük çapta olmasa da. Annem iş yeri sahibi. Babam da yanında sigortalı işçi olarak çalışıyor. Çalışıyor. Çikolatayı yapan kim? Çikolatayı açıkçası biz üretime karışmıyoruz. Tabii ki ben girip çalışıyorum. Ben her zaman yapılan işin en altından en üstüne kadar takip edilmesi gerektiğini, babam da öyledir zaten. Güzel yapıyorlar. İnanan çikolatayı. Güzel yapıyoruz. Aslında getirmek isterdim ama getirmediği özellikle uyarıldığım için getirmedim. Niye uyarıldın? Niye getirmiyorsun çikolata? Şurada ağzımızın tadıyla hep beraber yerdik. ATV genelinde bir kilo problemi varmış. Öyle mi? Sen aldırma öyle şeylere. Çikolata tamam. İnsana mutluluk verir biliyorsun. Çift cevap Joker hakkında geldi biliyorsun. Bir tane de Joker'in oldu. Bozum yap soru geliyor. Baturan hazır mısın? Hazırım. Gelsin. Süremiz doldu. Baturan, bir dahaki bölümde yarışacağız. Belki de senin için daha iyi oldu bu. İnşallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.